Şimdi FIRST'e çıkmak için yola çıkıyoruz. FIRST istasyonunun yakınlarında böyle bir park alanı var arkadaşlar. Buranın da günlüğü 25 frank. FIRST'e gitmek için şu an teleferiklerin olduğu istasyona gidiyoruz. İçin teleferiğimize bindik. Hoppa. Valla benim gibi teleferikten korkanlar için söyleyeyim. Şu direklerin oraya geldiğinde şöyle bir sarsıyor. Şaka maka ben de alıştım değil mi canım? Tabii canım, sen yendin korkunu. Arkadaşlar, Grindelwald'a geldiğiniz zaman FIRST'e çıkmak için kişi başı 64 frank ödüyorsunuz. Yukarıya kadar çıkış ve aşağı iniş. Bunun içerisinde 3 tane istasyon var. 3 tane istasyon içerisinde. Diğer istasyonlara daha uygun değil mi canım? Tabii. Ha, onları da şu an aklımda değil fiyatlar ama resmini çektim arkadaşlar. Onları da buraya yazacağım şimdi zaten. Ve dönüşe bir de mountain kartlar var. Onlarla da inebilirler. Tabii ki artı para ödemeleri lazım. Artı 21 frank. Ben bugün sordum. Evet. İsterseniz en zirvelere kadar yürüyebilirsiniz de. Buraya çıktıkça hava soğumaya başladı. Bu arada ikinci istasyon olan Bort'a geldik. Hemen burada da bakın, çocuklar için böyle oyun alanı yapmışlar. Şimdi onu da size göstereyim. Pardon arkadaşlar, birinci istasyon diyecektim. Özür dilerim. İkinci istasyon dedim. Schreckfeld'den Bort'a böyle bisikletler kiralayıp veya mountain kartlardan kiralayıp inebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci istasyona geldik. FIRST'e gelenler genelde buranın terasına ve restorantına geliyor. Merhaba arkadaşlar, FIRST'ten herkese selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Arkadaşlar, buraya gelmek için 3 istasyon değiştirdik. Aslında biraz kararsızdık, yağmur yağdı çünkü çıksak mı çıkmasak mı diye. Burada hava soğuk, 9 derece. Şu anda bulunmuş olduğumuz yerin yüksekliği 2168 metre, 7111 feet. Bayağı bir yüksekteyiz. Sevgili karıcığım, arkamdaki sis bulutunu bir gösterir misin, şöyle ne kadar güzel gözüküyor? Evet, gerçekten çok etkileyici. Şu an inanın çok heyecanlanıyorum. Her tarafını çekmek için. FIRST'in asma terası var. Hı hı. Orayı gezeceğiz sizle. Sizleri buraya 50 dakika yürüme mesafesinde olan Bahadise'ye götürmek istiyorum. Gezimize başlamadan önce halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorumlar yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz. Ve şimdi ne yapıyoruz hayatım? İstikamet Bahadise. Alp dağları var ama şu an sisten görünmüyor. Hey, bu melek. No, no, no.
Hadi terasa kadar gidelim hayatım. Yok. Terasa kadar gidelim bakalım. Ama sis çekti ya. O sis gidecek. Ama böyle bile çok güzel görünüyor. Ya ben normalde burada şu an çok korkmam gerekiyor. Sen bayağı yüksek. Neden bu kadar rahatım? Evet, ben bayağı bayağı yenmişim yükseklik korkumu. Yükseklik korkusu olanlar için arkadaşlar çok ürkütücü gelebilir. Hayır. Bir fotoğraf ve video çekmek için bu terasın en uç noktasına gidiyoruz. Da şöyle bir cam olan bir bölüm de var. Daha ürkütücü duruyor. Burası da restoranta First'in arkadaşlar. Adamlar kaç bin fit yüksekliğe harika restoranlar yapmışlar. Helal olsun. Bakar mısınız? Böyle sanki sonsuzluğa gidiyoruz. Süper. Bahavse'ye gitmeden önce First'in bu cam teraslı bölümüne geldik. Bakar mısınız? Bayağı ürkütücü. Arkada harika bir dağ manzarası var ama şu an görünmüyor. Göründüğü anda size çekeceğim arkadaşlar. Kesinlikle. Söz veriyorum. Evet, şimdi ne yapalım hayatım? İstersen bir Bahavse'ye doğru yürüyelim. Yolumuza devam edelim. Aynen, çünkü hava bayağı soğuk. Birazdan inşallah hava açar. Gördüğünüz gibi her yer sis. Bahavse'ye doğru gidiyoruz. İsviçre'nin meşhur inekleri, Alplerin olmazsa olmazları diyebiliriz. Sis yavaş yavaş bir kayboluyor, bir daha başlıyor. Erkan'ın inek sevdası. İneklerin ahırı da burası. Arkadaşlar görüyorsunuz kaç bin fit yüksekliğe bile böyle bir çöp kutusu koymuşlar. Ve dikkat ettiyseniz etraf pırıl pırıl. Hiç kimseye çöp atmamış. Yani bravo diyorum, başka bir şey demiyorum. Hala yolculuğumuz devam ediyor. Yolculuğumuz 50 dakika dedik diye sakın gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. O 50 dakikanın nasıl geçtiğini inanın anlamıyorsunuz. Alplere çıktığınız zaman böyle tabelalar görebilirsiniz. Burada sıklıkla oluşan bazı çiçeklerle ilgili tabelalar asabiliyorlar ve onunla ilgili burada bilgiler verebiliyorlar. Hatta Alplerde yetişen bir çiçek var. İsmini şu an unuttum. Keşke hatırlasaydım. O çiçeği mesela koparamazsınız, dokunamazsınız bile. Eğer koparırsanız, herhangi bir zarar verirseniz 1000 frank para cezası var. Öyle duyduk yani, 1000 ya da 1000 küsür olabilir. Ve çiçeğin altında şöyle yazıyor. Bu çiçeğe yalnızca profesyonel dağcılar ulaşır. Çünkü Alplerin zirvesinde olduğu için. Eğer o çiçeği de görürsek arkadaşlar onu da size gösteririz. Hello. Bir de arkadaşlar burada İsviçre'de tanıdık ya da tanımadık fark etmez. Herkes herkese selam verir. Bu bilgiyi de sizlere söyleyeyim. Buraya da böyle bir dinlenme yeri yapmışlar. Sakın yağmur yağıyor diye arkadaşlar planlarınızdan vazgeçmeyin. Biz vazgeçiyorduk ama sonra tekrar kararımızı değiştirdik ve gidelim dedik. İyi ki de gelmişiz. Çünkü harika manzaralara şahit olduk. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Analar kuzusu Reyhan, Reyhan. Hava açınca Erkan'ın keyfi yerine geldi. Şu an gölü çok merak ediyorum. Arkadaşlar göle çok az kaldı. Müzik.
şu anda yürüyen dede. Tam 80 yaşındaymış. Bir bakar mısınız? Alplerde yürüyor. Sonunda o muhteşem Alplerin zirvesindeki muhteşem göle geldik. Arkamda görüyorsunuz şöyle. Sevgili eşim yakından göster. Karlar var yan tarafta. Evet, bulutlar, sis. Gerçekten harika görünüyor. Aşağıya doğru yürüyelim ve buranın en güzel yerlerini sizler için çekmeye çalışalım. Arkadaşlar Bahçe tarafında restoran yok. Restorantı First tarafına yapmışlar ama tuvaletler var. Tuvalet de hemen şu arka tarafta arkadaşlar. Çatısı da görünüyor. Buraya gelmeden önce çantanıza güzelce sandviçinizi hazırlayın. Hatta gerekirse benim gibi sarmalarınızı da sarın ve getirin. Burada afiyetle yiyin. Eğer hava açık olsaydı, güneşli olsaydı, şu görmüş olduğunuz bulutların arkası sadece Alp Dağları, karlı Alp Dağları. Önceden geldiğimizde hava çok güzeldi. O görüntüleri bulabilirsem arkadaşlar mutlaka buraya ekleyeceğim. Yani hatta şu konuşmadan sonra hemen ekleyeceğim. Ne demek istediğimi sizler de anlayacaksınız. Burası da tuvaleti arkadaşlar. Bahçeyi gezmeye devam ediyoruz. Gezerken dilerseniz size birazcık informasyon vereyim. Şu an bulunduğumuz bölge 2265 metre yükseklikte. Ayrıca bu gölün olduğu yer 10.000 metrekarelik bir alana sahip. Ve buradaki su doğal bir barajla birleşiyormuş. Bunun informasyonunu da vermek istedim sizlere. Evet. Bir de arkadaşlar Bahçe, yani buradaki göl sadece burla sınırlı değil. Arka tarafta da var bir göl. O diğeri bu gölden daha büyük. Şimdi biraz da gidelim o gölü sizlere gösterelim. Şu an inanılmaz bir rüzgar var. Biraz da yağmur çiseliyor. Şu an bayağı bir yağmur yağmaya başladı. Ve hava bayağı bir soğuk ve biz biraz üşüdük. Gölün bütün etrafını gezmeyi isterdik ama artık başka sefere inşallah. Şimdi First'e doğru gidiyoruz. Bakalım First'te durumlar nasıl? Biraz da First'i çekelim. Daha sonra da evimize doğru yol alırız.
güzel manzaraları tabii ki sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bayağı yağmur yağdı. Bakın. Bayağı bir ıslandık. Normalde buraya kesinlikle araçlar çıkamıyor, yasak. Ama bunlar çiftçiler sadece çıkabiliyor. Burada kendi yerleri olduğu için. Hatta dün biz bir yola girdik. Girilmez tabelası varmış ama açıkçası gerçekten fark etmedik. Normalde de çok dikkat ederiz böyle şeylere. Bir baktık çiftçi hemen Erkan'a arabanın fotoğrafını çekiyor. Erkan koşarak bir gitti. Dedi ki kusura bakmayın hani burası herhalde sanırım siz fotoğraf çektiniz. Adam da dedi ki evet dedi fotoğraf çektim. Polise gönderecektim falan işte. Yani çok sakıncalı, direkt ceza ödersiniz. 50 dakikalık bir yürüyüşün sonunda nihayet Fırs'a geldik. Pert durumdayız. Ha? Pert durumdayız. Evet çok yorulduk, gerçekten yorulduk. Şu an teleferiye bindik. Dışarıda inanılmaz bir rüzgar var, yağmur var ve çok ürkütücü görünüyor gerçekten. Zaten normalde teleferikten korkuyorum. Bir de bunun üstüne yağmur ve rüzgar olunca daha da korkuyorum diyebilirim. Bugün çok güzel bir günü geride bıraktık hayatım. Güzel anılarımıza bir yenisini daha ekledik. Evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok yağmur yedik, rüzgar yedik. Biraz yorgun. Değil mi? Neyse eve gidince ben sana şöyle güzel bir kış çayı yaparım. İnşallah. Hasta çorbası yaparım. Hiçbir şeyimiz kalmaz. Mis gibi. İnşallah. Çok güzel bir gün. Bayağı bir yağmur da yağıyor ama görüntü efsane. Hayatım, sanırım kapanış videosu için şu manzara çok güzel diyebilirim. Efsane. Evet. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar Fırs'tan Grindelwald'a tam yarım saatte geldik. O yarım saat içerisinde giderken de olsun, dönerken de olsun harika manzaralara şahit olduk. Sizler de zaten izlediniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Burada kapanış videomuzu yapalım istiyoruz. Evet. Gidelim bir karnımızı doyuralım. Bakalım sevgili kocacığım bana ne ısmarlayacak. Ne istersen onu ısmarlayayım. Arkadaşlar bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bunu videomuzun başında da söyledik ama sonunda da söyleyelim. Hatırlatalım istedik. Bizler çok güzel emek verdik arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını da beğenilerinizle istiyoruz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça sevgiyle kalın.